Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlı bir videoyla karşınızdayım. Bir deney yapacağım. Bunu ilk yapan ben değilim, son yapan da ben olmayacağım. Ama benim için gerçekten bir ilk. Hayatımda ilk defa renkli saç deneyeceğim. Çok lafı uzatmak da istemiyorum aslında. L'Oreal'ın bu Colorista boyalarından aldım. Burada da her şeyimi hazırladım. Karıştıracağım saç kremine, çünkü çok soft bir şey istiyorum. Çok böyle keskin bir şey istemiyorum. Karıştırma kabımı, karıştırma fırçamı ve içerisine birazcık da küllü sarı toner koyacağım. Evet, eldivenlerim vesaire her şeyim hazır. Saçınızı önceden arındırıcı bir şampuanla yıkamanız gerekiyor. Şu anda nemliler. Nemli olmaları lazım. Çünkü öyle daha iyi nüfus ediyor içerisine pigmentler. Böyle. Şimdi ben saçımı ayırayım ve başlayalım. Çok heyecanlıyım. O kadar heyecanlıyım ki umarım çok çok böyle yani çok göze batan bir şey olmaz. Böyle biraz daha toz pembe bir şey istiyorum. Çünkü bu aralar iş görüşmem falan var. Bilmiyorum nasıl karşılanır. Neyse. Hadi başlayalım. Ay çok heyecanlıyım. Evet, saçlarımı ayırdım. Böyle şu şekilde ayırdım. Buradan başlayacağım. Sonrasında bu tarafı tamamen bitirip bu tarafa geçeceğim. Evet. Bakalım bakalım. İçinde eldiven vesaire varmış. Bunu bırakalım. Böyle. Şimdi ilk önce biraz saç kremi koyayım en iyisi içine. Bayağı koydum. Şimdi bunun içine birazcık bundan koyacağım. Bu bayağı pembe. Bir karıştırayım, rengine bakayım. Bakar mısınız? Evet, rengimiz bu şekilde. İyi bence böyle, bir deneyelim bakalım. Sürdüm. Çok merak ediyordum. Ben bunu yaparken biraz da soru sorayım size hadi. Hiç saçınızı renkli bir renge boyadınız mı daha önceden? Ben bir defa yanlışlıkla mavi olmuştum. Hatta mavi yeşil bir renk olmuştum. Griyi çok fazla bekletmekten. Ama onun dışında, yani gri dışında hiçbir farklı bir renge gitmedim. Bu gerçekten ilk defa. Şimdi eldivenlerden ötürü çok fazla gürültü oluyor. O yüzden ben bunu bitireyim. Tamamen öyle geri geleyim. Bence daha mantıklı olur. Evet. Bütün renk şu anda saçlarımda ve işlemeye de başladı. Adım adım ben pembeliği arttırdım. Şimdi böyle bir şey geçireceğim kafama. Bunu Rossmann'dan almıştım. Böyle bir şey alabilirsiniz. Eğer maske uygulayacaksanız, işte bu tür şeyler uygulayacaksanız saçınıza bayağı iyi oluyor. Bakın buraya pembe yaptım bile ya. Neyse. Ne diyordum? Biraz da duyayım ha. Bayağı iyi oluyor. Maske falan bekletirken de saçıma bunu kullanıyorum. Yıkıyorum. Tekrar kullanıyorum falan. Bayağı kullanışlı. Şimdi ben çok fazla saç kremine ihtiyaç duydum. Eğer bunu yapacaksanız siz de, eğer siz de evde bunu yapacaksanız mutlaka bolca saç kremi kullanmanız gerekir. Bunun yarısı vardı zaten. Çok yoktu içerisinde. Bu tamamen bitti. Onun dışında acil o an takviye ihtiyacım olduğu için bu boyalardan çıkan
saç kremleri yok mu? Onları kullandım. Onlardan iki tane kullandım. İşte pembeliği sonradan saçımda baktıkça biraz daha arttırdım gibi gibi. Böyle biraz deneysel bir çalışma oldu diyebilirim. Bakalım. Şimdi 10 dakika dışı kafamda zaten. Bir 15 dakika daha bekleyeceğim. 15-20 dakika diye tavsiye ediyorlar. Ama eğer daha yoğun bir renk istiyorsanız yarım saat. Ben bir 10 dakika, 15 dakika sonra yıkayacağım. Çünkü toplamda 25 dakika olmuş olacak. Yeter bence. Öyle. Burayı toplayayım o zaman bari ben de. Saçımı yıkayayım, kurutayım ve sonra şekillendireyim. O şekilde geri geleyim. Bugün hava da çok kötü ya. Bir güneş var, bir yok. Işık da çok kötü. Onu da ayarlamam lazım. Şey mi dostum? Pembe mi? Allah'ım pembe pembe olduk gerçekten. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Deminden beri bir yandan kameradan bakıyorum, bir yandan aynadan bakıyorum. Ne zaman gireyim şu videoyu bilemedim. Wow. Gerçekten tek kelimeyle anlatmak gerekirse wow. Çok farklı, çok değişik. Ama güzel gibi de. Yani biraz kah küllerimi de öne doğru fönledim. Ne zamandır öne doğru fönlemiyordum çünkü bayağı uzadılar. Gözümün üstüne üstüne geliyorlar. Ama böyle kenara verince perde gibi hoşuma gidiyor. Renkle alakalı bir şey söylemem gerekir. Yani bilmiyorum, beğendim ben. Çok şirin oldu bence. Biraz değişiklik oldu. Çok öyle korktuğum gibi yoğun olmadı. Hatta uçlar çok güzel bir sarı tonu oldu. Böyle pembe yansımalı. Ama burası daha taze açılmış saç olduğu için daha iyi tuttu. Ama bence ben istediğim rengi tutturabildim gibi düşünüyorum. Öyle görüyorum en azından. Boya bayağı iyiydi. Fakat çok fazla saçım emdi. Bayağı uzun uğraştım. Yedirdim. Teker teker yedirdim gerçekten. Dolayısıyla fazla gitti. Ya da ben az pigment koydum. Bilmiyorum. Onu ayarlayabilirsiniz. Yıkarken de bayağı bayağı çok aktı. Çünkü saçımda bekletirken bildiğiniz fuşya pembe olmuştu. Şimdi böyle toz pembe. Ama beğendim. Beğendim. Şimdi bir Reels'e çekiyorum. Tabii Instagram'dakiler sizden daha önce öğrenmiş oldu bunu. O yüzden tek böyle şeyler değil. Benle alakalı şeyler de merak ediyorsanız. Bu kız YouTube dışında neler yapıyor? Bu kız video çekmediğinde nerede? Diye merak ediyorsanız. Instagram'a mutlaka gelin. Instagram'dan takipçi olun. Orada gerçekten her gün story koyuyorum. Etrafı çok çekiyorum vesaire. Tavsiye ederim. Beni Instagram'dan takip etmenizi tavsiye ederim. Biraz kendi reklamını yapayım. Onun dışında bilmiyorum, çok güzel bir enerji verdi bana. Biraz ruhumu yansıttı diyelim. Hoşuma gitti. Bu arada size bir müjdeyle geldim. Bu arada çok heyecanlıyım. Hızlı hızlı geçiyorum ama size güzel bir haberim var. Benim için çok büyük en azından bir haber. Ne zamandır size bundan bahsetmek istiyordum. Ne zamandır proje aşamasındaydı. Ama artık bayağı adım ileriye attık. Gittikçe de bir aksilik çıkmazsa da atmaya devam edeceğiz. Şöyle ki, kendi markamı kurdum. Bu uzun zamandır. Bence birçok influencer'ın hayalidir kendi markasını kurmak diye düşünüyorum. Değilse de benim öyleydi. Benim o, yani bu işi yapmadan önceden beri böyle bir hayalim vardı. Hep böyle kendi işletmem olsun istiyordum. Şöyle ki markamı kurdum. Temelleri attık. Şu anda da üretim aşamasındayız. Yani bayağı güzel yol kat ettik. Yakında da bunu sunacağım. Markamın adı Diju. Neden Diju? Çünkü Dilara ve Zuzu. Ama biz Zuzu'ya genelde Zuzu değil de Juju deriz. Dilara ve Zu yerine Dilara ve Ju kullanmak istedim. Biliyorsunuz Zuzu'nun benim için ne kadar çok büyük anlamda ifade ettiğini. Beni büyüten, yani beni olgunlaştıran, beni
sorumluluk sahibi yapan, beni bilinçli bir insana dönüştüren varlıktır kendisi. O yüzden hayatımda hep yeri çok, dediğim gibi hayatımda yeri çok önemli ve çok büyük. O yüzden tatlı da geldiği için kulağa adına Diju koymak istedim. Diju nedir? Diju'yu bahsedeyim biraz size. Diju el yapımı bir marka olacak. El yapımı, el emeği, göz nuru yani. İlk etapta takı, aksesuarla başlayacağız. Sonrasında aksilik çıkmazsa portfolyoyu arttırmak istiyorum tabii ki. Kendi sweatshirtlerim gibi. Umarım güzel olacak. Şu anda maalesef sadece Almanya'ya çalışacağız. Türkiye'ye henüz bir satışımız olmayacak. Ama bir bakarsanız yakın zamanda Türkiye'ye de açılırız. Belli olmaz. Size bunu neden anlatıyorum? Aslında şöyle ki, ben hayatımdan her şeyi size anlatıyorum. Bu heyecanı da sizinle paylaşmak istedim. Yani herhangi bir aslında baktığınızda getirisi olmayacak bana. Çünkü benim takipçi kitlem Türkiye'de. Maddi bir beklentim yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tamamen samimi olarak sizlerle bu heyecanımı paylaşmak istedim. Umarım her şey güzel olur. Böyle. Evet. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benimle yorumlarınızı mutlaka paylaşın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.